Başkan Yavaş avcılarla bir araya geldi, rastgele diyerek ikinci grup av sezonunu kutladı. Sındırgı ilçesinde avcılık sporunun yaygın bir şekilde uygulanması birçok etkinliği de beraberinde getiriyor. Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Avcılar Kulübü işbirliğiyle köpek yarışları, tramp atışları gibi etkinliklerin yanında doğal yaşamın korunması için de birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Sındırgı Avcılar Kulübü organizasyonunda ikinci grup av sezonu açılışı için ilçemizden 70'e yakın avcı Ankara ve Sivas'a doğru yola çıktı. Doğaya sadece ayak izini bırak sloganı ile yeni av sezonuna başlayan Sındırgılı avcılar, avlanmanın doğayı katletmek değil bir spor amaçla yapılması gerektiğini ve doğayı temiz tutmanın birinci hedefleri olduğunu belirtti. Bizim bu seneki sloganımız doğaya sadece ayak izini bırak sloganını belirledik 2017 ve 18 sezonunda. Oturduğumuz kalktığımız yerde çöp poşetidir. Yani kirletme. Yani. Kirletme. Doğadan alıyorsak nasıl bir meyvesini, kirazını, armudunu, elmasını yiyorsak oraya da sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da avcılarla bir araya gelerek ikinci grup av sezonunun hayırlı olmasını diledi. Bizlerden de inşallah yani kazasız belasız gidelim. Orada da kazasız belasız av yapmaya da nasip etsiniz diye. Yolunuz açık olsun. Biz de dedik ki bu işin içinde azıcık olalım. Yani bu arkadaşlara bir hem şöyle arkalarından bir destek su dökelim ki. Yani yollara akın olsun. Ha, hem kocaman da geldi bak. Rastgele avcı diyerek Sındırgı Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantalarını avcılara verdi. Belediye önünde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında avcılar ilçeden uğurlandı. İkinci grup av sezonunun açılışının öncesinde Ankara'ya avcı arkadaşlarımızla beraber yolculuk yapıyoruz. Bu yolculukta belediye başkanımız Ekrem Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eyvallah. Avcılık sadece vurmak, öldürmek değil, yaşatmanın da farkında olduğunu bilen bilinçli avcılarız. Doğaya sadece ayak izini bırak sloganıyla, bu seneki sloganımız bu, başkanımızla da görüştük. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir av sezonu olur bu sene için diyorum. Avcımızın %57'si ormanlarla kaplı olan bir ilçe ve Balıkesir'in de yüz ölçüm olarak en büyük ikinci ilçesi. Çaygören Barajı gibi barajımızda balık avı yapılabildiği gibi ormanlarımızda ve arazimizde ciddi manada avlaklarımız da mevcut. Ve tabii ki sadece bugün değil, yıllara sayır olarak Sındırgı'da avcılık bir spor olarak yıllardan beri bir gelenek olarak yapılmakta. Bu geleneği en iyi bugün Balıkesir'de belki yaşatan ilçelerden birisiyiz. Bu konuda avcılar ve atıcılar kulübümüz etkin. Ve Bülent kardeşim de bu konuda hem Balıkesir'de de olsun, İzmir'de daha önce Eyhav'la beraber yaptığımız yarışmalarla da bu etkinliğimizi bir turizm ögesi olarak değerlendirebilen yerlerden birisiyiz. Evet. Bu açıdan baktığımızda bugün hem Haymana'ya hem Sivas'a ciddi manada kalabalık bir grupla avcılarımız gidiyorlar. İnşallah 3-4 gün orada kalacak ve av sezonunun açılışını orada yapacaklar. Aynı zamanda bir turizm ögesi olan bu işle ilgili olarak da inşallah Sındırgı'ya da dışarıdan avcılarımızı getirmek en büyük idealimiz. Onlar geldiğinde de buradaki otellerimizde kalacaklar. Sındırgı'daki vatandaşlardan, esnaftan alışveriş yapacaklar ve Sındırgı'ya katkı sağlayacaklar. Ben tabiatı koruma amaçlı olarak yapılan bu avcılığın memleketimize çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bizim avcılarımız da bu bilinçte zaten. Yani bu yılki slogan olarak da sadece izini tabiatta bırak sloganı. Ayak izini bırak. Ayak izini bırak. Ondan başka da bir şey bırakma. Çöpünü de temizle. Evet. Çevreye de saygılı ol mantığında bir çalışma yapıyorlar. Kendilerine bu ortamda destek olmak istedik. Burada kendilerine bir azık hazırladık. Onları da bu hem de uğurlayalım. Rabbim yol açıklığı versin. Güle güle gitsinler. Güle güle gelsinler. Kazasız belasız da Rabbim dönmeyi nasip etsin. Hepsine tekrar hayırlı yolculuklar diyorum. Allah kolaylıklar versin. Selametle gitsinler. Sağ ol başkanım.